Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Resulüne dua ve selamdan sonra. Sayın seyirciler, aziz dostlar, tivnet ekranlarından Hilal'i beklerken programımızdan herkese hayırlı sahurlar. Bugün 17. sahur programımızı yapıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü değerli misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Turgay Şirin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam sağ olun. Nasılsınız iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunza Doğacığım. Sizlere sormalı. Allah razı olsun. Ee, şimdiden katkılarınızdan dolayı ben teşekkür etmek isterim. Efendim. İyi biz, ki geldiniz, iyi ki varsınız. Biz ee, teşekkür ederiz. Bu Sağ programın formatı gereği böyle biraz sizi tanısak hocam Yani Turgay Şirin kimdir? Bu özellikle ilgilendiğiniz e, konular, alanlar benim e, uzun yıllardan beri ilgimi çeken konulardı. Bu konuda uzmanlaşmış olmanız e, beni çok mutlu etti. Önce biraz sizi tanıyalım, sonra uzmanlık alanlarınıza girelim eminim seyircilerimiz, izleyicilerimiz e, bu alanla ilgilenen birisinin varlığından çok mutlu olacaklardır. Ama önce bir tanıyalım sizi hocam. Sağ olun. Ee, öncelikle davetiniz için, bu nazik davetiniz için. Bu vesileyle e, kıymetli izleyenlerimizin de hem Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programınızın da aynı şekilde müstefit olmasını İnşallah. insanlara dua ediyoruz. Efendim, e, Turgay Şirin. Buyurduğunuz gibi İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kurucu Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütüyorum. Memleket Aslen, Ordulu'yum. 1982 Ordu doğumluyum. Ordu İmam Hatip Lisesi, ardından Marmalat Fakültesi, daha sonra Uygulamalı Psikoloji İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansı ardından gene ee, aynı üniversitede eee dim psikolojisi yüksek lisansı e, ve bu arada bir işletme lisansı da e, var. Hı. Yani iki lisans e, bizde pedagojik formasyon da yüksek lisans olarak alınıyordu. E, tesis yüksek lisans olarak veriliyordu bir dönem. İki e, lisans, üç yüksek lisans, bir doktora şeklinde bir eğitim geçmişim var. Doktoram da gene e, dim psikolojisi e, alanında. E, çalışma alanlarımız gene itibariyle psikolojinin iki uç noktasında oluşuyor. Yani biri e, manevi danışmanlık ve dini danışmanlık e, ya da şöyle diyelim din ve maneviyat psikolojisi e, diyelim. Diğer tarafta iş ve endüstriyel psikoloji. Bu iki e, tarafta çalışıyorum. Hem maddi hem manevi bakıma e, 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 bakıyorsunuz. E, e, evet biraz yani. öyle oluyor. E, Oraya geleceğiz hocam da e, önce biraz sizin ordu günlerinizle ilgili birkaç cümle almak isterim. Memnun Yani genelde e, Anadolu'da e, bir ünivati okuyan e, gencin yani o yaşlarda Büyük şehirlerde üniversite kazanması o kadar kolay olmuyor. Yani siz e, e, yani orduda e, orduda bir imadet Lisesi'nden çıkıyorsunuz ve Marmara e, Üniversitesi'ni kazanıyorsunuz. Bu nasıl oldu? Yani özellikle yeni arkadaşlarımız için rol model olmanız bakımından soruyu soruyorum. Bunu nasıl başardınız? Hakikaten o günlerde elinizden tutan özel hocalarınız mı vardı? Sizinle özel ilgilenen hocalar mı vardı? Nasıl başardınız bunu? Allah razı olsun. Şimdi. E... Biz Hatip sesine benim giriş maceram da enteresandır. Ben ilkokulda psikoloji okumaya karar vermiştim. Çok Allah Allah. enteresan bir o e, nasıl oldu? şeyim var. İlkokul 4. sınıfta ne olayım diye böyle hmm. e, şimdi okul bitecek, imam, şeye gideceğiz, ortaokula başlayacağız. Hmm. Ne olayım? Yani herkes ne olacaksın diye soruyor. E, benim elektrik elektroniğe merakım vardı. Hmm. E, evde bozuk şeyleri falan tahmin hmm. ederdim. Halen daha öyle bir şeyim vardır. Hatta e, oğlum da kızım da şey derdi, üç çocuk Allah nasip etti sahibi. En küçüğü de 5 aylık. Hı hı. Allah muhafaza. Ee, oğlum ve kızım okuldayken baban ne iş yapıyor diye tamirci e, diyorlardı. Hiç unutmuyorum. O merakı vardı. İşte elektrik, elektronik mi okusam acaba? Bir gün, e, bu hoş bir anıdır. E, televizyonumuz bozuldu. İşte tamirciye götürdük, klasik. Adamcağız kendinden geçmiş, sigaranın birini yakıyor, arabesk bir şey çalıyor orada falan. Ee, ben de tabii meraklıyım. Adamcağızın da dikkatini çekti, hayırdır falan dedi. Ya dedim ben de bu işlere dedim, meraklıyım da hani bu işleri yapmak istiyorum. Oğlum senin başka işin yok mu dedi. Hmm. Git dedi doktor ol dedi ya, bu iş yapılır mı falan dedi. şimdi. Evet. Adamcağız kendinden tabii. Hmm. Klasik herkesin başına geliyor. Dedim dur tıp bir deneyeyim bakayım. Yani tıp hmm. olmaya niyetlendim doktor bir müddet doktor gibi gezdim. O zaman bizim siyah önlükler de var. Eyvallah. Böyle doktor gibi geziyorum. Derken annem rahatsızdan hiç unutmuyorum. SSK hastaneleri o dönemin 90'lı yıllar, hmm. 80'li yılların sonu 90'lı yıllar falan çok efendim sıkıntılı zamanlardı. Bugünkü halimize çok şükretmemiz lazım. Yani Eyvallah. sağlık sistemi açısından. Gerçekten o ikisini bilenler kıyaslayabiliyorlar. Gece saat 3'te sıraya girdik. Öğlenden sonra bir de sıra geldi. Doktor anneme bakmadı bile. Yani böyle hemen derdini söyleyip bir sürü de insan var efendim dedim bu iş yapılmaz yani <laughs> çünkü çok kötü bir ortam <laughs> sırada birkaç tane amca düştü bayıldı öldü <laughs> yani kalp krizi geçirenler oldu yani hakikaten bunu yani yaşayan biliyor Eyvallah. kokusu şeyi o muamele çok kötü muamele falan dedim bu yapılmayacak bir iş değil dedim ki bütün bunların ötesinde yani bu kayıtlıdır bu arada. Çok hoş bir anıya hatırlattınız bana. Bana neyi hatırlatıyorsunuz biliyor musunuz? Çok buyurun, ilginç bir buyurun. şey olacak ama bilmiyorum hayatını okudunuz mu? Budizm'in kurucusu vardır. Böyle hayatta böyle işte sürekli belli şeyler görüp vazgeçer. Sürekli böyle şeyler görür, vazgeçer. En sonunda saraydan kaçar. Sarayda kralın oğludur. Siddhartha. Ee, Aynen, o, evet. Evet, onun hayatına benziyor. Evet, hiç, şeyi biliyorum okumadım ama Hayır. siz deyince evet. demek ki öyle. Yani insanlar göre göre, göre şeyi beliriyor, tecrübe evet. edede. Evet. En son da saraydan kaçıyor tabii yani. Evet. Çok enteresan. <laughs> e, dedim ki bütün bunların ötesinde e, ben dedim bunların hepsini yapan insan. Hı. İnsanı e, çözersem hı hı. hepsini kuşatmış olurum. Eyvallah. Bunu daha ilkokul son sınıfta düşünüyorsun. Evet, 5. sınıfta bunu düşünüyorum. Maşallah, maşallah. E, ve il halk kütüphanesine gittim. Hı. Dedim ki insanla ilgilenen bilim dalı hangisidir? Evet. Adamcağız psikoloji dedi. Evet. PC ne dedim? Oğlum dedi daha ismini söyleyemiyorsun dedi. Dinozorlar şu ileride solda dedi. Beni dinozor bölümüne çocuk bölümüne yönlendirdi. Evet. Ama ben inatçı bir tarafım vardı. Dedim ki PC PC arıyorum ben. Yani PC PC falan. Bir baktım psikoloji yazıyor. Tabi yasak olduğu için bana ama ilk kitabı hemen aldım. Bunu e, kalın da bir kitap, eve götürüp okumam lazım. Adam cazı dedim ki işte abim istiyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ödünç aldım kitabı. Evet. Eve geldim, masanın üstüne koydum kitabı. Kitabın yazarı Sigmund Freud yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> o günkü halim. yani evet. Sigmund Freud'un Totem ve Tabuzu. Evet, maşallah. <laughs> İlk o, okuduğum kitap. Tabii. Bir çok lisans öğrensin daha okumadığı. Okumadığı kitabı. <laughs> evet. Burada dinin insan e, tarafından uydurulan bir savunma mekanizması olduğunu anlatıyor falan. Hı. Dedim psikoloji nasıl bir şey ya? Allah Allah dinle ilgili demek ki falan. Araştırmaya başladım. <laughs> İlmihal kitap falan mı zannettiniz? Yok dedim ki <laughs> bu psikoloji bölümlerine ben yani din üzerinden mi gidilir veya en iyi nasıl giderim falan. Hı. İmam de gidersin dediler. Çünkü o dönemde İmam Hatip'ler Türkiye birincisi çıkarıyor. Psikoloji Sözel bölümden alıyor. <laughs> efendim, e, kamu yönetimi, hukuk, hmm. e, psikoloji gerçekten iyi yetiştiriyor imadetler ve sınavla giriyorsunuz. Hmm. E, ben sınavına girdim imadetin, evet ve Anadolu imad, o şeyi kısmını kazandım. E, kazanamayanlar işte düz liseler veya gittiler neyse. Biz sınav kazananlar Anadolu e, tarafı efendim oluyor, işte ya da e, düz lise tarafına bile sınavla alıyorlardı. Çok hmm. yoğun olunca okul kendi sınav yapmak zorunda kalıyor. Düşünün. Sınavla girdik. Ben sınavı ikincilikle falan kazanmıştım okulun. Tabi okumaya devam ediyorum ama bende böyle bir takım donma halleri başladı artık. Yani ağır geliyor kitaplar. Ee, Erken başlamışsınız. Evet, kitaplar ağır geliyor. Şeyhiniz yokmuş hocam. Aynen bir rehber yok yani. <laughs> Rehberiniz yokmuş. Sağ olsun o dönemde bir hocamız. Ee, ...bana yönlendirdi evet. bu donma hallerini görünce. Dedi ki sen ya ağır kitaplar okuyorsun bunu ben okumuyorum dedi ya sen evet. şundan başta şöyle oku falan diye yönlendirdi. Kablolar ee, yanmış hocam. Evet <laughs> ve aynen öyle o şey oldu ama seviyordum da okumayı. Hı. Genellikle de çok içe dönük bir yapımda yoktu. Hem içe dönük hem sosyal yani Hı. derslerine özen gösteren ama spor, müzik... Hı. E, Taekwondo'da mini takıma seçilecek kadar uzun süre spor hmm. yaptım, güreş yaptım filan ama e, bali şeylerle uğraşmıyordum. Bir de parasız yatılıya girdim sınavını kazanıp He, evet. bu arada. 13 yaşında hemen ilkokulu bitirdim. Imhatipte ama İmam Hatip'te bu kitapları okuyunca tabii tuhaf karşılanıyor. Felsefe kitapları, hmm. Freud okuyorsun, Jung okuyorsun filan. <laughs> evet, dinin kökenleri. Totem ve tabu filan. Böyle evet. kaplayarak artık gezmeye başladıydım. Hmm. Bu tecrübeyi çoğumuz yaşamışızdır ama. E, yani. Evet, değil mi? Onu evet. yani şöyle e, e, yani çok yakın zamanlarda yine çok e, bunu birkaç kere söyledim. E, bir yeğenimin oğlu e, işte çok farklı kitaplar okumaya başlamış. Annesi çok paniklemiş çocuğum elden çıkacak mı falan filan diye. Dedim ki ya korkma bir şey olmaz. Okusun yeter ki okusun yani. O sen Müslüman bir annenin çocuğudur. E, ve sen zaten ona helal süt emmişsin, helal e, rızık vermişsin. Korkma, her şey okusun. Sonunda çocuk okulu bitirdi, fakülteyi bitirdi, gitti. İlahiyat mezunu güzel çok da hanımefendi bir kız aldı. Kız da evlendi. Yani okuyan evet, evet. zaman zaman o gelgitleri yaşar ama sonunda evet. bulur yani. Yeter ki evet. samimi olsun. Yani. Evet yani bir de o derdi olmayanın ve hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi eşekten düşmüş getirin. O manevi krizi, o entelektüel krizi yaşamayan kişi bir şey üretemiyormuş gerçekten. Evet. Onu o krizdeydim ben. Evet. Ee, ve sağ olsun. Siz çok erken başlamışsınız. Mesele olsun. Evet, evet. <laughs> evet. Ee, yani e, hatta e, o zaman sağ olsunlar e, çok ilgilenmişlerdi hem rehber öğretmenler hem e, diğerleri. E, üstün yetenekli olduğumu düşünüyorlardı. E, test falan yapalım dediler. Dedim ki yani yapalım da yani diyelim bu testin sonucu üstün çıktı. Ne olacak? Yok dediler bir şey. Yani alacağımız bir eğitim yok o zaman. Efendim bu sefer etiketleneceksin gene. Hı hı. Ee, beklenen altında bir o günkü durum ve ruh halindeysen veremedin pe o da bir sıkıntı. Evet. Her türlü sıkıntı. Niye yapıyoruz o zaman bunu? Evet. Ama daha sonra bu bende bütün bunlar ileride şey olarak ortaya çıkıyor. Yani Türkiye Üstün Zeka ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın <laughs> kuruluşunu, kurucu yönetim kurulu üyesi oldum. Öyle, yani, mi? öyle, böyle bir vakfın yönetimi. Öyle yani. bir vakıf da kurduk. İleride onda, ona sebep oldu. Yani hı hı. buraya geleceğiz. Çok önemli bir şey. Yani o dönemde yaşananlar ilerideki şeyleri zemin hazırlıyor. Hı hı. Yani e, ben hep e, yani yapısal olarak hep kurucu ve atik bir yapım olduğu için hı. ve garip geldiği için normal çocuklardan farklı olduğum için hep böyle bir yaratık muamelesi gördüğüm gibi oldu. Ha, bir de şey böyle şey derler yani uyumsuz birisi. Ha birisi. evet yani bir... böyle uç uç kitaplar okuyor kendi başına. Evet, falan. evet öyle derler. Yazık yani böyle çocuk... ya, Teneffüse <laughs> çıkmıyor bu <laughs> kendi kendine takılıyor. Ama evet. okul birinciydim. Evet. Ee, bir de ama işte diyelim ki mehter takımı kuruluyor, ben o işin içerisindeyim ya da okul hmm. e, diyelim ki... Bir onu da yaparım, bunu da yaparım. Onu da yapıyordum, bunu da yapıyordum <laughs> ama hani normal çocuklar gibi hareket etmeyince e, bu tabi garip karşılanıyordu. Sonra liseyi bitir Sonra lise e, tam son sınıfa geldik. Hmm. 28 Şubat oldu. Hmm. 28 Şubat bir sabah bir uyandık. Dediler ki İmam Hatip Liseleri hiçbir istediği okula gidemez. Hmm. Sadece İlahiyat Fakültesi'ne gidebilir. He. Hmm. Şimdi ben de psikoloji okumak için girmişim bu bölüm, i̇mhatibe. Şey, imhatibe. <laughs> Bu da enteresan, psikoloji okumak için İmahteb'e gidiyorsun Evet, psikoloji okumak Yani bu çok enteresan bir e, e, kader mi diyelim, bir serüven yani. Evet, çok enteresan. Evet. Ee... Hiç normal şartlarda alakası yok. Evet. Ama şimdi geriye dönüp baktığınız zaman, evet. ama kader sizi böyle hazırlamış. Kader planı var, evet. Müthiş bir şey, onu da ama ama bu İmahteb okurken falan, bir de Freud'un dinle ilgisi. Hmm. Ee, Jung'un ve bütün psikologların dinle ilgili yazdıklarını görünce ben zaten bunu normal olarak kabul ediyordum. Yani e, üniversitede dinle psikoloji yan yana mı gelir yahu deyince He. millet ben şaşırdım. Halbuki He. modern psikoloji tarihi hep dinle psikoloji yan yana gidiyor. Doğru. Aslında psikologlar ee, hatta Freud mesela dinle çok barışık olmamasına rağmen e, toplumdaki sonuçta toplumun psikolojik problemleriyle ilgilenecek. Evet. Toplumda din olgusunu asla göz ardı edemiyorlar. Edemezsin. Dolayısıyla bir şeyler yazmak zorundalar yani. Hatta ben biraz tabii rehbersiz başlayınca abarttım Freud'un el yazılarına kadar. Bazen espriyle karşı Freud'u babamdan iyi tanıdım falan diyorum yurtta bir de kalıyorum. Yani hakikaten bu manada ciddi bir birikim oluşturmuşum farkında olmadan ben. Erken başlamışım. Fakat şimdi son sınıfa gelince ben sınavlarda derece yapıyorum, Hı. denemelerde efendim. Fakat şimdi karşınızda bir çocuk olarak devlet çıkınca ne yapacaksınız? Hı. Yani şimdi devlet diyor ki sen Giremez. Türkiye'de derece de yapsan Hı. giremiyorsun. Kas sayın Hı. düşüyor. Nitekim öyle oldu. Ben Türkiye'de ilk bine, hatta ilk yüz içerisinde olduğunu bana yazılı gelmişti. İlk yüz içerisinde girdim. Hı. Fakat en son tercihim kaça girdiniz? Pardon. İlk yüz içerisinde bulunuyordum sınavda. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Ha. Efendim ordu il birincisi işte Türkiye'de derece. Fakat işte 18 tercih yapılıyordu bizim tam 99 senesi. 18 tercihin 17'sini psikoloji PDR psikoloji karıştırarak yazdım. Son tercih Marmilayat yazdım birden. Ha. O son geldi. Yani benim tabii çok daha düşük alanlar istedikleri bölümlere gittiler. Bizim biz gidemiyorduk yani yazdım nitekim ben yazamıyorsun. Benim birinci sıraya yazdığım şey aşağıda kaldı puan. Evet. Normalde alış normalde yukarıda kalması lazım biliyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Ee, Allah'ın e, bir rahmeti olmuş 28 Şubat size sonra. Evet, aynı. okumadan psikoloğa evet. okusaydınız normal bir psikolog olurdunuz evet. ama sonra siz o manevi e, size yapılan e, evet. manevi yıkımdan bana bakıma, bakıma, bakıma geçtik. Manevi bakıma geçmişsiniz. Gerçekten de öyle oldu. Hı. Şimdi zaten bunu onun için anlatıyorum. Şer sanılanlarda hayır olduğunu. Bu arada İmadi sesinde okurken de ee, niyetimi koymuştum. Hı. Ben ileride din ve psikolojiyi birleştirecek bir ekol Hı. ama bunu sadece teoride değil pratiğe de dönüştürecek bir bilim dalı oluşturmam lazım. Hı. Bu küçüklük hayalimdi benim. Günlüklerimde evet. yazıyor. İşte... O okuduğum kitaplar, rehber öğretmenlerle yaptığım görüşme formlarında yıllar sonra bana gönderdiler bunları. Eyvallah. Sağolsunlar elimizden tutan, rehberlik eden imhaatli hocalarımız oldu. Efendim. E, ve Allah nasip etti. Marmara'ya geldiniz. Marmara, Marmara İlahiyat Fakültesine geldik. E, fakat Allah'ın hikmeti o sene bizim sınıf komple Türkiye derece yapan e, çocuklar. Oraya toplaştık. Yani <laughs> evet. bütün hocalar şaşırıyor. Biz hocalara itiraz ediyoruz. Sorular soruyoruz. Hoca diyor ki yani hocalar... Bu sorular nereden geliyor? Niye soruluyor? Onlara da alışık değiller. Size diyor biz önce bir adab öğretmemiz lazım falan diyor. Biz şeyden geliyor. Yani zeki çocuklar. Bu da çok enteresan bir Hemen tamam, bir talim okutmuşlardır size. Evet, evet öyle şeyler oldu. <laughs> çok güzel anılarımız oldu Marmara İlahiyat'ta. Maşallah. İlahiyat okuduktan sonra ben tabii o zaman boş durmadım gene İlahiyat okurken de işte Türk Psikologlar Derneği gibi derneklere gidip efendim üye olup onların programlarına katılıyordum. Bunları niye anlatmanızı istiyorum biliyor musunuz? Bu çok çok önemli bir şey. Tam böyle benim de hayalini kurduğum, özellikle ilahiyatta okuyan arkadaşların daha fakülte birden itibaren e, ilahiyatın dışında da yani o ana e, pergel orada dururken, orada okurken başka neler yapabilirler, başka hangi fakültelerle irtibat halinde olabilirler, başka hangi dallarla ilgilenebilirlere çok güzel bir örneksiniz aslında. Örnek bir abi, örnek bir hocasınız. Sağ olun. Onun için bunu e, yani genç arkadaşlarımız için Örnek olsun biraz daha detaylandırmamız lazım. Buyurun. Tabii. Hatta o 28 Şubat etkileri de o zaman devam ediyor. Hiç unutmuyorum, şimdi şey yapmaya bir psikoloji ilgili bir derneğe gittim. Hmm. Üye olmak istiyorum. Hmm. Formu evet, doldururken, işte okuduğunuz bölüm işte Marma İlahiyat deyince oradaki görevli kadıncağız kafasını kaldırdı. Nasıl yani dedi. Dedim Marma İlahiyat dedi sizin orada ne renk sarık takıyorlar dedi. <laughs> Hiç unutmuyorum bu şeyi. Çok yani, Böyle olunca dedim ki hanımefendi yani burası Yüksek üretim Kurumuna bağlı. Bir tabelası devletin resmi okulu yani. Siz dedim Türkiye bir gün, Cumhuriyeti'ne bağlı. Ben dedim bir gün sizi davet edeyim, buyurun misafir edeyim falan diye böyle iletişim kuruyordum bir de. Yani hemen böyle kızıp bağırma da yapmıyorsunuz. <laughs> Efendim, biz dedi sadece bu alandaki öğrencileri şey yapıyoruz falan dedi. Hmm. Dedim o zaman kalsın ben istemiyorum zaten. Niye dedi? Dedim ya ben zaten dedim sizin ulaştığınız batılı kaynaklara ulaşıyorum. Hmm. Yani ben Freud'u şunu bunu zaten okuyorum. Ama dedim siz benim ulaştıklarıma ulaşamıyorsunuz. Aa, i̇yi laf etmişsiniz evet, o zaman. Evet. Ya yani nasıl yani dedi. Dedim siz mesela Fahrettin Razi diye bir isim duydunuz mu? Ya da işte Farabi, i̇bn Sina. Bunlar kim? İşte eee Birkaç isim daha saydım. Hatta Kelabazi'ye kadar. <laughs> o zaman da okuyordum bu arada. Hmm. İlk kitabımı 21 yaşında yazdım. hocam. 1500 klasik eser taradım. Hmm. Farsça, Arapça, Osmanlıca, Türkçe'yi sayasak 4, İngilizce. Hatta o dönem Latince'de benim böyle bir merakım var. Hala daha Latince okuyup öyle bir şeyim var. Latince. Farsça'yı öğrendiniz yani fakültede. Yani fakülde de şöyle, bir de ben gittim. Sağ olsun gene orada da elimizden tutanlar oldu. Biz eski usul medrese tahsili nasıl yaparız okurken diye hı. onu da yaptım. Yani sağ olsunlar. Bir de onu da yaptım. Onu da yaptım. <laughs> Fakat orada da şey yapıyordum. Onlar diyelim bir fıkıh metnini okurken ben gazani psikoloji metnini çözsem olur mu diyordum hı. falan. Öyle Arapça şeyimiz de oldu. Çok şükür. Hı hı. Böyle olunca o dedi ki oradaki görevli. Allah Allah. Bunlar da mı? Dedim onlar Türk psikologlar asıl. Asıl evet. Türk psikologlar. Asıl e, İslam medeniyetinin psikologları hı. bu. Psikolojinin babası bunlar dedim. Hı. Ama dedim anladığım kadarıyla ben sizden daha ilerideyim falan dedim. Şimdi çıktım ben. Ama bilerek yaptım bunu biraz. Hı hı. Bir hafta sonra beni aradılar. Sizin üyelinizi yaptık buyurun gelin falan diye. Ben çok eğitimlerde böyle gittim. Yani ısrarcı olmak gerekiyor. E, o hedef peşinde koşmak gerekiyor. E, ve İlahi Fakültesi bittikten sonra Gene bununla ilginç bir anım daha var. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı açtı Ticaret Üniversitesi. Dedim tamam benim gideceğim yer burası. Fakat orada da lisans psikoloji şartı var. şartı var <laughs> Fakat e, orası ilk defa şey yapmış. Fen edebiyat fakülteleri de başvurabilir hazırlık okumak şartıyla demiş. <laughs> ben buradan başvurdum. Sözlü de hiç unutmuyorum. Şimdi hepsiyle görüşüyoruz bu hocalarımızın. Sağ olsunlar yani. minnetli e, yani. minnetle anıyorum. Evet. Eyvallah. Sevdiler. Orada e, tabii birisi bakıyor başvuru formuna İlahiyat Fakültesi görünce bir dakika dedi siz burada ne işiniz olabilir falan dedi. Dedim e, siz Fen Edebiyat Fakültesi'ni alıyorsunuz. Birbirine döndüler. Fe, ilahiyat Fen mı yahu dediler. <laughs> evet dediler. Ya orayı açık bırakmışlar yani falan. Evet. Ha öyle miydi falan. Neyse artık girdi bu gibi. Ben Hı. orayı da bilincikte bitirdim. Allah Hı. nasip etti. Uygulama hı. psikolojiyi. Ee, ve çok güzel anlarımız oldu orada. Ee, hatta her tanışma... Çok etkileşim oldu Çok etkileşim tabii. oldu. Her tanışmada herkes şeyini söylüyor. Benzini Ben ilah ettiğince bütün sınıf geriye dönüyor. Hı. Efendim genelde... Hocam falan. E, evet. <laughs> hoca genelde anlamaz bu gariban diye bana anlatır. Sonra vizelerden sonra şöyle olur. Turgay'cığım ben bugün geç geleceğim. Dersi sen başlatıp anlatabilir misin olur. Evet. Asistanları yaparlar beni. Hı hı. Çok şükür ilgi ve alaka gerçekten hem fıtri demek ki geliyor hem de bir işi severseniz, aşkla yaparsanız. Bunlar hepsi 28 Şubat'ın bereketi. Evet. ya Manevi yıkımdan manevi bakıma. Eyvallah. Yani her krizin bir ters Eyvallah. etkisi olabiliyor. Gerçekten Hı -hı. böyle bir şey oldu. Ve Allah nasip etti. Bugün işte Türkiye'nin ilk manevi danışmanlık ve rehberlik ana dalı. Bunu nasıl yaptınız hocam? Şöyle bir bölüm kurmuşsunuz. Lisans üstü eğitim enstitüsü manevi danışmanlık ve rehberlik ana bilim dalı başkanlığı evet. yapıyorsunuz. Evet. Yani bu fikir nasıl oluştu? Bu fikir şöyle oluştu. İşte bu imatip dönemlerinde daha verdiğimiz bir karardı. Din psikolojisi sonra yüksek lisans ve doktorası yaparken doktora tezimde ben, o da Türkiye'de bu konuda ilk doktora tezi oldu. Hmm. Kronolojik olarak tarih tarihsel süreçte. Bilişsel davranış psikoterapi yaklaşımı ile bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli diye bir doktora tezi yazdım ben. Bu doktora tezi hem model geliştirme açısından hem de hem bizim yüksek öğretim tarihimizde hem de İslam ülkelerinde de bir ilk oldu aslına bakarsanız. Hı hı. Bu konuyu çalıştım doktora da. Sonra bu arada 26 yaşında büyük kuruluşların danışmanlığını yapmaya başladım ben. Bunların içerisinde Türk Hava Yolları başta olmak üzere. Gene başbakanla bağlı kurumlar ve benzeri yönetici koçluğu çalışmaları yürütüyorum. O iş ve endüstri psikoloji tarafı hı hı. dediğim. Eyvallah. Şimdi o zaman o vesileyle dünyayı dolaşmak nasip oldu bu Hı -hı. arada. Yani çok okuyanla çok gören tarafını Hı -hı. Allah e, yani Efendimiz buyuruyor ya beni Rabbim terbiye etti diye. Evet. Hani biz e, varlıklı bir aile çocuğu değiliz Hı -hı. efendim ama Rabbim e, destekleyince evet. dünyayı dolaşmak nasip oldu. Hatta Kuzey Kutbundan, Güney Kutbuna. Evet e, bunu da söylemek e, lazım. İsveç, İtalya, İsviçre, Hollanda... Almanya, Singapur, Güney Afrika gibi ülkelere gitmişsiniz. Bu sayılanlar, sayılmayanlar da var. Eyvallah. Yani uzak doğu, Afrika'nın hemen hemen birçok ülkesi maceralarım oldu. Yani Hint tapınaklarında yatıp kalktım çok şeylerim <laughs> oldu. Eyvallah. Yani Aa, dinler tarihçilik boyutunuz dinler da var. Dinler tarihçi boyutum, boyutum var. Makalelerim de var dinler tarihiyle ile ee, ilgili. Biliyorsun ben dinler tarihçiyim. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> çok yönlü geliştirmek, geliştirdim. Fakat bu çok yönlü gelişme bizim buradakiler açısından çok tasvip edilmezken Batılılar çok övdüler. Hatta hiç unutmuyorum bir gün Stockholm'da e, Uppsala Üniversitesi'ndeydim. Böyle bir konferans için beni davet ettiler gittim. E, oradaki bir akademisyen bana şey dedi. You are polybrain man dedi. Ha. İlk defa orada o tabir duydum. Yani polybrain diye bir tabir kullanıyordu. Yani çoklu beyin gibi hı hı. efendim e, bir şey. E, bu nadir bir yetenektir dedi hı hı. diyorlardı. Fakat bizde bu anlaşılmıyor. Bizde şey Doğru. deniyor. En kötü ihtimali ya kimdir ya çok hareketlidir. Ya çok malumat furuş. He, çok hareketlidir. Zaten ben de diyorum ki yani geliyorsa başımıza hareketsiz insanlar yüzünden gelmesin. Yani bu hareket tabi adab ve edep sınırları şey. Sizin e, enteresan bir şeyiniz var. Sufi egnegram ve mim kişilik. Bunlar sizin teorileriniz mi He. yoksa batıda var olan teoriler mi? Batıda var olan e, mim fakat kişilik ne demek benim oluyor? geliştirdiğim modeller. Mim kişilik. Şimdi mim modeli bizim 900 yıldır şöyle yapalım mı? Bu çok e, su götürür bir cümle. Bu mim kişiliği detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Kısa bir ana verelim. Kısa bir ana verelim sizi kesmiş olmayalım. Daha anlaşılabilir olsun. Memnuniyetle. E, aziz dostlar e, gördüğünüz gibi bugün size gerçekten e, çok yönlü beyinli, çok beyinli veya çok yönlü beyinli bir hocamızı getirdik e, evlerinize sahur sofralarınıza e, konu oldukça beni de ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir konu. E, kaldığımız yerden 1000 kişilik nedir oradan devam edeceğiz kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın Dostlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hocam e, mim kişilik demiştik. Bu evet. mim kişilik, e, Sufi enegram bu Sufi İslam tasavvufunu mu kastediyorsunuz yoksa Hindu tasavvufunu mu? Hani böyle farklı evet. dinlerde tasavvufları var ya Hristiyanlıkta veya diğer dinlerde. E, İslam tasavvufunun bir tezi midir? Evet. Veya siz mi geliştirdiniz bunu? Mim kişilik ne demektir? Buyurun. Mim kişilik fakirin geliştirdiği bir model. Hatta Hı. patentli bir modeldir o da. Yani e, ben yapı itibariyle model geliştirmeye odaklı bir e, akademik tarafım var. Hı hı. Yani özgün şeyler geliştirmeye hep odaklı çalışıyorum. Hı hı. İşte İhsan modeli, manevi danışmanlıkta da gene e, Min modeli, bir de Duy beni iletişim modeli diye bir modelimiz var. Sufi Sufiye Enagram Mim modeli. Bu üçü e, aktif olarak pratik hayatta kullanıyorum. Mim modeli aslında çok üzerinde müstakil program yapılacak bir şey ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt dışında batılı ve doğuda da artık yaygın bir dünyanın en popüler kişilik tipolojilerinden birisi kabul edilen bir sistem Enneagram sistemi hmm. Enneagram 9 nokta demekkli Latince Enneagramos kelimesinden geliyor hmm. bunu yurt dışına tanıtan kişi 1946'da vefat ediyor. Osmanlı tebaasından, Kars doğumlu ve Kars'ta doğup büyüyen bir e, gayrimüslim. İlginç. George Ivanovich Gürciyev ismi. Karslıdır. E, kendisi Osmanlı toprakları içerisinde seyahatler ediyor. Sufi şeyhler, tasavvuf şeyhleriyle görüşüyor. Hmm. Hmm. E, mesela Anadolu topraklarında artı Suriye, Şam, Mısır, sonra Orta Asya'ya gidiyor. Hı. Hmm ve ben bir Nakşibendi şeyhinden öğrendim bunu der. Çok der. ilginçtir evet. Hmm. E, ve bu seyahatlerini e, Meetings with Remarkable Men's diye bir kitapta topluyor. Ne yani demek olağanüstü diyorsun? insanlarla karşılaşmalar diye hmm. bir kitapta topluyor. Ölümsüz şahsiyetler. Evet. ve Immortal. Burada görüştüğü kişilerin isimlerini de yazıyor. Eee hmm. işte Çevrildi mi bu arada kitap Türkçe'ye? Ee, zannediyorum çevrildi. Ben e, İngilizcesinden karşılar. Hmm. Benim de o konuda ayrı bir maceram var. Ben bu dünyayı dolaşma yolculuğunu yaparken Gürciyevin bu yolculuğunu da takip ettim. He. Yani rahat durmadı. Benim bu kimle görüştü, ne görüştü, ne verdiniz? Hani o görüştüğü kişilerin e, talebelerini filan buldum. Hatta bizzat yaşayanlardan da buldum. Yani hmm. Gürciyevle görüşenleri. Ne hmm. ee, de, Dokuz. Öyle. Ne verdiniz evet. filan? O müstakil hakikaten bir program. Onu Ama şöyle bir anlatayım. 9 bu, meselesi. Bu şu aslında kıymetli hocam. E, 9 meselesi aslında 99 esmadan evet. mütevellit versiyonlarıyla birlikte. Şimdi bunun üzerinde yeni bir kişilik teorisi üzerinde de çalışıyorum. Allah, i̇nşallah dua hmm. edin. Yeni bir kişilik teorisi evet, üzerinde çalışıyorum. Bununla müstakil. Hmm. E, çünkü ona verdikleri ilmin yani enegram bilgisi bugün Hollywood'da kullanılıyor bu arada. Hmm. Mesela Yüzüklerin Efendisi filmi bununla yapılmıştır. Hmm. Lost dizisi birçok senaryo bununla yapılıyor insan kaynaklarında kullanılıyor. Çocukların seçiminde, iş liderlik teorilerinde hmm. hatta misyonerlere falan da öğretilir. Hmm. CIA FBI üretilir. Hmm. Ee, nedir hocam bu? Hızlı insan tanıma sistemi. Oh. Yani psikolojinin temeli ve pratik alanı. Yani ya şey diyebilir miyiz? Tarihteki ilmi kıyafet. İlmi kıyafetin e, bugünkü profiling diyor İngilizce onu hızlı e, insan tanıma sistemi. Gidinç. Çok efektif yani bu sistemin ustaları yüz e, okuma el okuma e, oturuş okuma hepsi içinde demek derler ki bu sistemin ustaları ilk 7 saniyede kişinin her şeyini tanıyabilir her Hı. şeyini e, doğrudur da e, ben şimdi bu işin bir geleneksel versiyonu var yani Gürcüye bunu ben tas sufilerden öğrendim İslam tasavvuf öğrendim dediği için bu işin bir sufi enegram veya traditional enegram denilen bir geleneksel versiyonu var. Dünyada bu konuda çalışan 5-6 kişi var. Onlardan birisi ben olarak kabul ediliyorum hmm. yurt dışında. Hmm. Bir de e, bugünkü batılı testleri ve kişilik ölçekleri geliştirilen e, profil kişilik profilleriyle bugün bilinen enegram var. Hmm. Enegramla ilgili e, hem Türkiye'de, Türkiye'de en eski çalışan kişi herhalde 98'den beri benimdir. Ee, ama sufi negram konusunda e, bir elin parmağını geçmez çalışan onlardan birisi benim. Bu uygulamalı yapıyorum bir de bunu. Hmm. Yurt dışında falan gittiğim zaman e, hızlı kişilik analizleri yaparak, soru soranların analizini yaparak uygulamalarını da gösteriyorum. Ne diyorlar size? Aa hocam doğru çıktı falan mı diyor? Evet şaşırıyorlar. <laughs> Medyum musunuz? Ee, i̇şte cinleriniz mi var falan böyle şeylerle çok hmm. karşılaştığım oluyor. Aslında bu bizim 900 yıl kullandığımız bir metot. Yani ta Selçuklular'da Gulam Ocaklarından, Osmanlı'da e, Yeni Şerif Enderun sistemine özel yetiştiriliyordu bu uzmanlar. Özel isimleri vardı. Hmm. Usta çırak ilişkisiyle yetiştiriliyordu. Hmm. Efendim, bunlar insan tanıma uzmanları. Devşirmeleri seçerken hmm. bir böyle gönderilirler. Özel fermanla gider bunlar. E, çocukları seçer. Dönemin görsel aykıysı. E, gö gö e, şeyi e, ne diyelim? İK e, ve seçim uzmanları diyelim. Öyle. Öyle isabetli seçimler yapıyorlardı ki, mesela Mimar öyle seçilmiştir. Hmm. Yani sen mimar olacaksın diyordu oradan hmm. ee, çocuğa. Bunların özel seçim kriterleri var. Bunların hepsinin tarihi belgeleri bende mevcut. Uzun araştırmalarım oldu. Hmm. Efendim e, özel güvenlik önlemleriyle İstanbul'a getiriliyorlar. Karıştırılmaması gerekiyor. Hmm. İstanbul'a getirilen bu çocuklar onore ediliyor. Ee, müthiş karşılanıyor. Sonra Türkiye verme geleneği var. 8 yıl Türk ailenin yanında kalıyorlar. Genelde Orta hmm. Anadolu bölgesinde efendim, 4 yaşta alınıyorlar. 12 yaşa kadar ergenlik başında tekrar acemi olan ocağına getiriliyorlar. Burada ikinci Bunları bir... anlatınca ne düşünüyorum biliyor musunuz hocam? Yani e, teknik imkanlar, modern hayat, e, batıllaşma, ne bileyim işte Türk modernleşmesi falan filan. Bunlarla biz hep böyle kendimizin çok geliştiğini falan zannediyoruz geçmişi bilmeyince, cahil olunca böyle zannediyoruz. Evet. Ya şu anlattıklarınızın yüzde ne kadarı evet. bu topraklara şu anda uygulanıyor? Evet. Yani en ileri eğitim kurumlarımızda bile veya işte e, devlet da ne kadar var bilmiyorum. Oraya fazla girmek istemediğim için böyle söylüyorum. <laughs> Ama bunlar çok müthiş şeyler. Yani biz zaten Tabii. bir imparatorluk dediğimiz olgu da bu tip güçlü temeller ha. üzerinde yürüdüğü için ayakta kalıyor evet. değil mi Altuğ Hocam? Ben e, buna hayranım. Zaten o yüzden İlk kitabım İslam medeniyetinin kişisel gelişim dinamikleriydi. İşte bu hmm. bahsettiğim kitap. Yani bu işin bizcesi nedir? Bunları araştırırken ben karşılaştım. Orada da bir an, enteresan bir an. Şimdi mesela bu çok önemli bir cümle kullandınız. Bu çok önemsediğim dediğim bir şeydir. Bu işin bizcesi nedir? Evet. Her konuda ama. Her konuda evet. Yani sosyologsanız bu işin bizcesi nedir? Evet. Eğer tarihçiyseniz biz nasıl bakmalıyız? Ne bileyim işte psikologsanız bizcesi nedir? Böyle bakmaya başladığınız zaman bu sizi farklı kılmaya da başlıyor aslında. Evet. Yani... yani şey bir şey yapmıyorsunuz. Çok olağanüstü lüks bir iş yapmıyorsunuz. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama bu herkes bunu yapmadığı için, ihmaller olduğu için siz ister istemez ön plana çıkıyorsunuz bu sefer. Tabii. Olay bundan ibaret yani. Çok öyle. Anılarım oldu. Hatta o yazma eserlerde Süleymaniye'de çalışırken benimle beraber bir Amerikalı grup kalıyordu. Hiç unutmam. Hmm. Ee, böyle bir tanışma maceramız var. Nereden geliyorsunuz filan. Gıda teknolojileri bölümünde çalışan hmm. bir grup. Amerikalı Süleyman da çalıştılar. Evet ve bunlar siyakat okuyorlar. Yani şöyle anlatalım izleyicilerimize. Ne demek siyakat hocam? Şöyle söyleyelim. Osmanlı alfabesi aslında Türkçe'ydi. Sonuçta bizim evet, dilimiz. Tabii. Alfabe uyarlanmış. Arap alfabesinden uyarlanmış bir alfabe. Hı -hı. Fakat bu alfabe biz 900 yıl belki de daha fazla kullandığımız için sadece Osmanlı değil Selçuklarda da bu alfabe. Şimdi bir takım fontlar gelişmiş. Hı -hı. Mesela bugün bilgisayarda Times New Roman var diyelim ki Hı -hı. resmi yazı yazarken onu veya monotype korsiva var böyle yuvarlak yazıyor falan. Yüzlerce font var. Şimdi Osmanlı alfabesi de yıllar içerisinde bu alfabe e, fontlar oluşmuş. Ben ha, öyle güzel. anladım bugünün diliyle. Yani Ve, hat farklı hat şekillerine fontlar diyorsun. Çok ha, güzel. güzel. Fontlar yani bugünkü gençliğin anlaması. Mesela e, divani tarz var böyle çekerek yazılıyor. sülü sülüs sülüs fontu. Font <laughs> ha divani fontu. <laughs> çok güzel. Efendim onu gördün mü? E, bu resmi evrak diyorsun. He. İşte rika var el yazısı kalemi kaldırmadan yazıyorsun. Ee, noktaları böyle çen yuvarlakla yazıyorsun. Buna işte e, rika günlük yazı ne bileyim hmm. böyle fontlar. Bir de siyakat var. Siyakat şifreli yazı türü. İşte bu şifreli yazı türü ancak eli, yani birisi rastgele eline geçse okuyamıyor. Rastgele e, harfler dağılmış. Sevk ve idareden geliyor. Devlet işlerinin yazıldığı özel. Evet, gibi. evet. Bunlar e, siyakat miftahları var. Hmm. E, gönderilen kişilerin elinde bulunduruluyor. O miftahlarla çözebiliyorsunuz şeyi. He, karşı şifreyle atıyorsunuz. Şifreyle atıyorsunuz. Şifre çözücüler var o tamam. dönem. Hatta hayran olduğum işte bu bunlar. Bu konuda Türkiye'de uzman olan kimse var mı? Bu metinleri okuyup güncelleyecek. Amerika'dan göndermişler. Süleymaniye'de çalışıyorlar. Bunu anladık. Peki, Vagal, Türkiye'de bu konunun uzmanı var mı acaba? Yani şu anda hak, haksızlık edemem. Vardır tarih bölümünde diye İnşallah düşünüyorum. Vardır. Ama yani şahsen benim özel ilgi alanlarımdan birisi. Merak ettiğim. Hı hı. Fakat bu siyakat çözenler e, tarihçi değil, gıda mühendisleri. Ha. Şimdi ilginç olan tarafı anlatacağım şimdi size. Hmm. Tabii bu siyakatte ilgili bir bilgi daha vereyim. Dedelerimiz, büyüklerimiz e, atın rahvan yürüyüşünden, devenin yürüyüşünden e, şifre çözme metodu geliştirmişler. Hmm. Hem şifreleme hem şifre çözme. Hatta en basit şifre çözmelerden birisi o zihkirler vardır. Ee, ok, çile çekerken de işte o kirişi şey yaparken, gelerken o da enteresan bir teknoloji. Normal yüzük gibi parmağınıza takamıyorsunuz. Yan takacaksınız çevirince kilitleniyor, çıkmıyor bir daha yani öyle enteresan bir şey. Hmm. O zihkiri çıkartırsınız ucu uzun. Mesela diyelim ki mehter yürüyüşü. Hep gençler yanlış bilir iki ileri bir geri, iki ileri bir asker geri gitmez. Hmm. Bir defa. Yani iki sağa bir sola ya da iki ileri bir sağ iki ileri bir sola yani dönüş vardır yani kendini göstermek için. Her Herbale yapıyor yani. Herbale yapıyor. <laughs> şimdi geri olur mu? Doğru. E şimdi e, işte zihkiri diyelim ki iki sağa çevirdiniz bir sola çevirdiniz gelen rakamı not ettiniz. Hı -hı. Böyle oradan bir şey çıkıyor. Mesela Hı -hı. hücuma kalkın bilmem ne yapın gibi. Hı -hı. Yani siyakat ne bilgi yani Eyvallah. bu zenginlikler şimdi ben bütün bu çalışmalardan sonra detaya geleceğim ama özel şu. Biz hazine bunu Oraya geleceğim. Biz Hazine Sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz. Benim 1500 Bidaha eser. Onu? Eser taradıktan sonra zor... söyler misiniz onu? Hazine Sandığı hazine üzerinde Hazine üzerinde... üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Yani üzerinde oturduğumuz mirasın farkında değiliz. Doğru. Ama onlar alıp bunu bize şey yapıyor. Ama burada şu dengeyi de korumak lazım. Ben hep öğrencilerime de söylüyorum bunu. Arkadaşlar, bir sistem eleştirecek olabilirsiniz hatta yeni bir kuram geliştirecek de olabilirsiniz ki geliştirin özgüveniniz ben bunu işte yaptım siz daha iyisini yapın diye yapıyorum bunları da. Siz daha iyisini yapabilirsiniz ama önce o sistemi savunacak kadar iyi biliyor olmanız gerekir Doğru. diyorum. Bu önemli bir şey. Ama üstüne bu işin bizcesini koyman gerekir. Evet. Kendi kimliğini koyman gerek. Ve dünyanın buna ihtiyacı var. Doğru. Şimdi döneceğim var ama şimdi mesela gitsek Japonya'ya Orada Japon kültürü görmek istersiniz. Hı hı. İşte kimono, ne bileyim kıyafetler, suşi, yemek kültürü falan. Hı hı. E şimdi e, gittiniz bir restorana, bir sürü de para harcadınız oraya gitmek için. Hı hı. Gidiyorsunuz diyor ki abi bir lahmacun vereyim mi, bir Urfa vereyim mi falan diyor. Sen hı hı. şimdi hem seviniyorsun hem üzülüyorsun diyorsun ki benim kültürüm buraya kadar gelmiş. amenna. Ama ya sizin kültürünüz yok mu? Ben onu merak ediyorum. Ben zaten onun kök, kökeninden geliyorum hani. Dersiniz değil mi? Hı -hı. Metafor. Hı -hı. E şimdi biz batıya gidince bu duruma düşüyoruz. Abi sana bir Freud vereyim mi? Sana bir Jung vereyim mi? Bir Beethoven atayım mı? falan? Yani tamam bunları bileceğiz. Ama sen kendi kadim kültüründen, benim bir makalem yayınlandı 2019'da. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin ayağını sabite kavramıyla Carl Gustav Jung'un archetype kavramı arasındaki paralellikler diye e, ta İngiltere e, İngiltere psikoloji topluluğundan, Hollanda'dan hala bana mailler geliyor. Bunu bize e, anlatır mısınız diye. Şimdi gene bir uluslararası sempozyumda bağlanıp anlatacağım. En çok onların dikkatini çekti bu. Çünkü Jung'un arketiplerinden analitik psikoloji diye bir psikoloji kuramı oluşturuldu. Sadece arketip kavramından, e, İbn-i Arabi'nin ayan sabite kavramının, bu arketip kavramının çok daha üstünde eski ve eskimeyecek bir kadim şey olduğunu anlattım Hı -hı. ama onların anlayacağı dilde anlattım. Hı -hı. O dille efendim ama o e, diyelim ki o 12 13 sayfalık makaleyi 2,5 yılda yazabildim. Hı -hı. Çünkü çeviriyle e, çalışamıyorsunuz. İbn Arabi'nin Fussusu ve Fütuhat'ın orijinalinden okuyacağım. Hı -hı. Okuyorum 3 satır. E, gidiyorum kafayı soğuk suyun altına sokuyorum. <laughs> Tekrar geliyorum oradan İngilizce yazıyorum. Şimdi bu zor oluyor tabi. Ama e, kıymetini bilen anladı ve no, ne dediler biliyor musunuz? Siz bize şöyle bir şey gösterdiniz. Jung'la analitik diyelim ki İbn-i Abin Ayan sabitesi 100 ise Jung'un bir birim. Hı. Yüzde biri Jung'un ki. Geri kalan 99'u gösterdiniz dedi bana bir yabancı e, profesör. Eyvallah. Yani bu, bu yeni bir psikoloji başlatabilir dedi. Eyvallah. Yani şimdi bunu onlar anladı. E, Bizimkiler hiç Bizim Türkiye'de şey yok. Şimdi oraya geleceğim. Burayla da bağlantılı. Gıda mühendisleri. Gıda mühendisleri de böyleydi. Şimdi bunlar tabii tanışıyorsunuz ister istemez. Dedim ki ne çalışıyorsunuz filan. Dedi biz Osmanlı ordusunun efendim e, gıda teknolojilerini araştırıyoruz. Nasıl yani dedim. O sene 99. Hmm. O zaman 28 Şubat'ın tam sıcak gene dönemleri efendim ülkede eee irtica tartışmaları falan var. Evet. Hatta o dönemin e, basınında şöyle haberler çıktı. Algıda seçilik var tabi. Osmanlı arşivlerinde Osmanlıca okuyacak uzman bulunamadı, Fransa'dan uzman istendi falan diye böyle haberler çıkıyor. Hmm. Şimdi nasıl yani dedim ben. Dedi ki mesela dedi özellikle sıcak bölgelerde Osmanlı ordusu askeri kumanyasını nasıl üretti? Hmm. Sıcakta bozulmadan nasıl sakladı? Hmm. Nasıl transfer etti? Efendim ee, daha daha diye soruyor. Daha hani mesela bir savaşçının günlük kalori ihtiyacını ne kadarını karşılıyor falan. Bunları araştırıyoruz diyorlar. Şimdi tabii o zamanki şartlara baktığın zaman Türkiye onlara çok lüks gelmişti bu. Yani dedim ki bu Okyanusu aşıyorlar, geliyorlar, entelektüel bir fantazi gibi geldi bana. Yani bu böyle bir çok lüks bir şey aslında öyle gibi gözüküyor ama bir evet. devletin milli güvenliği konusunu çalışıyor. Evet şimdi onu anlatacağım. Dedim ki özellikle özellikle sıcak bölgelerde yani Orta Doğu hmm. vesaire falan. O zaman tabii Türkiye o zaman al, tabii e, anlıyorsunuz ama diyorsunuz ya gıda teknoloji bölümü nereden Osmanlıca öğreniyor geliyor bunu araştırıyor. Osmanlı ordusunun askeri. Osmanlıca öğrenmişler tabii. E, kumanyasının kalori değerini araştırıyor. Hmm. Şimdi tabii bundan 200 sene sonra o tarihten Amerika Irak'a girince, Orta Doğu'ya girince, Pakistan'a Afganistan'a girince jeton düşüyordu. Yani şimdi ya. 400 sene daha da fazla bu topraklarda yaşamış bir imparatorluğuz, imparatorluğuz biz. Yani başkalarının tecrübe ettiğini yeniden tecrübe etmek kadar bana göre yani gereksiz bir şey yok yani öyle söyleyelim. Ya. Yani mantık dışı bir durum. O zaman ben hep şunu söylüyorum. Eksilerimiz varsa onu da bilelim. Yenisini yapmamak için artılarımız varsa onu da bilelim çünkü medeniyetlerde devamlılık esastır. Evet. Yani o zaman binlerce yıllık kadim gelenekle bakarsınız. Hı hı. Yani ben gençlere diyorum ki 20 yaşında genç. Sen e, 5000 yıllık bir tarihin evladısın Orta Asya'dan bugüne. Hı hı. Bunu öğrenirsen 5020 yaşında olursun. Hani. Doğru. Ya hayata öyle bakarsın. Eyvallah. Hatta ben onu biraz daha gelişletiyorum Anadolu coğrafyası olarak baksak sadece. Aristotop topraklarda yaşadı. Sokrates, Akatlar, Lidyalılar, efendim, e, hatta Hazreti İbrahim döneminden. İş, i̇şi iyice büyüttünüz hocam. Yani bunların da mirasçısı benim. Doğru. Hatta espriyle karıştırıyorum. da benim dedemdir, Mevlana da benim dedemdir diyorum. Çünkü bu bakış açısına bizim ihtiyacımız var. Doğru. Bunlar İslam öncesi dönemler. Daha sonra biz bu, bunlar İslam'la şereflendik. Hepsinin birikimi Anadolu coğrafyası. Yani bunun şu anda mirasçısı kim? benim. O zaman bunu söyleyebilecek kişi de benim. Evet. Yani bu bakış açısına ihtiyacımız var. O zaman dünyaya yeni şeyler söyleriz. Onların malını onlara satmayız. Bana şeyi hatırlattınız bu cümlelerinizle. Bunu yine bir başka programda da söylemiştim. Faslı bir felsefeci var. Kendisi şöyle bir iddiası var. Diyor ki biz batılı felsefecilerle, batı felsefesi konuşursak onlara yetişme imkanımız yok zaten onlar sürekli ileride ilerliyorlar bu konuda. Biz ancak onlar onlardan öğrendiklerimizi onlara anlatabiliriz. Ama biz kendimiz bir şey üretirsek, Kur'an merkezi bir felsefe geliştirirsek evet. onlar bizi dinlerler. Bizcesi ne olacak yani. Evet. Ee, ve i̇şte manevi danışmanlık burada Eyvallah. İnşallah. Yani dolayısıyla bu çok çok önemli evet. bir şey. Yani yani önemli bir şeye vurgu yapıyorsunuz. Gelelim manevi danışmanlık hocam. Manevi danışmanlıktan ne yapıyorsunuz? Hocam manevi danışmanlık konusu şöyle. Manevi danışmanlık Türkiye'de geç, 2019 Ekim e, ayında resmi gazetede yayınlanarak hmm. e, bir meslek oldu. Hmm. Meslek Yeterli Kurumu tarafından e, önce hani mani danışmanlık nedir sorusuna mani danışmanlık Türkiye'de tanınan e, resmi bir meslektir diyebiliyoruz. Şu anda artık. Şu anda hmm. e, yurt dışında da tanınan saygın bir meslektir. Hmm. Yurt dışında 150 yıldır yapılıyor. Fakat burada yapılan şey daha çok din adamlarının, yurt dışında din adamlarının hatta resmi kıyafetleriyle bu işi yapıyorlar. Efendim Orada değişik isimler alınıyor. Pastoral counseling, pastoral care, spiritual counseling gibi yani pastor, vaiz veya papaz gibi manalara geliyor. Hani onu direkt vaizsel danışmanlık diye Türkçe'ye çevremeyiz. Zaten benim kendi yapımda bizcesi olduğu için hı hı. E, manevi danışmanlık ismi uzun yıllar tartıştık. Çalıştaylar, konferanslar filan. Hatta benim doktora tezimde dini danışmanlık diye geçiyordu. Sonra bu işin çatı ismine manevi danışmanlık ve rehberlik diyelim konsorsiyum oluştu. Meslek Yeterlik Kurumu'nda da bu işin bir muhatapları da toplandı, çağrıldı. İtiraz edenler, etmeyenler hepsi bir istişareyle çıktı meslek yasası. Bu arada çok iyi oldu. Gerçekten başarılı bir süreç. Yani katılımla yüzlerce akademisyen, yani dernek, sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluştu. Biraz psikologlar, genel psikologlar rahatsız olmuş olabilir ama. Evet için, o biraz manevi danışmanlığı hayır kampanyaları da düzenlediler. Hı -hı, ee, ama ben bunu da e, açıkçası biraz diyalog eksiğinden veya bilgi eksikliğinden oldum. Ama bu sizin daha çok çalışmanızı gerektirmiştir. Evet. O da iyi olmuştur yani. Biraz. O da öyle oldu. Artı ondan da dostlarımız var. Onları anlattım ben birebir de. Anladılar sağ olsunlar. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü artık din ve psikoloji yan yana gelmez mantığını Türkiye bu Türkiye'de var gerçi zaten. Hı. Yani yurt dışında din ve psikoloji yan yana gelmez diye bir şey yok. Tam tersi. Bu Freud'da e, kalmışlar biraz da e, Freud düzeyinde kalmışlar için olabilir e, ama. E, ama e. Freud'dan sonra çok şeyler söylendi, yazıldı. Freud şimdi. bile dinle ilgili çalıştı. Yani Tabii Freud bile din psikolojidir aslına bakarsanız. Yani dinin kökenleri diye kitap yazdı. Doğru. Yani e, totem ve tabu, Musa ve tek tanrıcılık diye kitabı var. E, Freud'un herhalde problemi temel problemi ben şeyi çok önemserim. Kişinin, şahsi tecrübelerinin fikirlerine ne kadar yansıdığı benim için çok önemlidir. Evet. Geçtiği süreç. Şimdi Freude çok kötü tecrübelerden geçmiş. Zavallı. Onunla ilgili o, de ayrı program yapılır. Yani onunla ayrı konuşmak lazım. Şimdi Freud'u o tecrübelerinden bağımsız olarak bir müfekkir, bir aydın bir düşünürseniz yanılırsınız. Yani hatta tersi bir şey söylemek lazım burada. Freud'un o yaşamış olduğu olumsuz tecrübeleri kitaplara giydirdiği için, kitaplara da yazdığı için... Bugün Batı Freud'un olumsuz tecrübelerinin tamamını yaşamak zorunda kalıyor şu anda. Evet. Yani bu çok te evet. tehlikeli bir sü sü süreç. Yani. Şimdi işaret buyurduğunuz çok önemli bir nokta Freudiyen e, eğitim anlayışı Batı'da azalırken Türkiye'de hala etkisini sürdürüyor. O yüzden Freudiyen bakış açısından dolayı bu itirazlar oluyor. Yani Freud dinin bir uydurma insan tarafına uydurulan bir şey olduğuna inandığı için e, ve din dinden uzaklaşınca insanların medeniyet bulabileceğine inandığı hmm. için. Bunu savunuyor hayatı boyunca. Ama Freud'un da zavallının şöyle bir haklılık boyutu var. Yani Freud'un karşı çıktığı din algısı aslında bizim de karşı çıktığımız bir din algısı, evet. Bir müslüman olarak. Evet ben Dolayısıyla ona... Freud'un e, dini e, karşı çıktığı din benim dini değil ya. Tabii yani. tabii değil. E, ama işte Türkiye'de böyle evet. algılanınca, din hatta, hepsi, hepsi din. Işte o zaman yanlış bir sonuç çıkıyor. Evet hatta Hristiyanlığı. Totem ve tabu ilk okuduğum kitabda evet. Hristiyanlığa uğruyor. Hı. E, Hristiyanlığın psikolojik kökenlerini anlatıyor aslında. Ta ilk ilkel dinlerden. Ee, psikolojinin Hristiyanlık'taki Çarmıh ve İsa'nın psikolojik olarak uydurulduğunu anlatmaya çalışıyor. Moses and Monotheism, Musa ve Tek Tanrıcılık kitabında da Yahudiliğe, kendi de Yahudi bu arada, tanrısız Yahudiyim falan diyor. <laughs> Dine çok ağır hakaretler etmiştir Freud. Ama ibretliktir. Freud çene kanserinden vefat <laughs> <laughs> etmiştir. O da ilginç. Hatta İslam'ı soruyorlar Freud'a. Ee, İslam'la ilgili bir soru, soru soruyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Ee, İslam'la ilgili konuşmaktan hep kaçmıştır hmm. Freud. Ee, en son çok sıkıştırılınca o da Yahudiliğin zaten bir e, benzeridir ona bir şey demeye gerek yok. Gelen gibi geçiştiriyor. Hmm. Max Weber kadar dürüst değilmiş yani. Evet o e, Yahudi ama Jung bu konuda dürüst ben? davrandı. Weber daha dürüst yani bu konuda. Jung da onun arkadaşı. Hmm. Daha dürüsttür. Hatta Jung'u bilmiyor birçok psikolog. Türkiye'de Jung'un Kehf Suresi tefsiri vardı. Hmm. Evet. Kehf suresinin 60 ila 82. Müslüman mıdır? Hayır değil. Hmm. Ancak Müslüman olmaya çok az kaldığını anlatıyor. Rüyalarında bir tane rüyasını anlatıyor. Hatta bu rüyalarını The Red Book, Kırmızı Kitap diye bir kitapta toplamıştır. Hmm. Ve, ve vefatından 50 yıl sonra yayınlanmasını istemiştir. O da enteresan. Yeni hmm. yayınlandı o 2012'lerde falan. Vasiyetine uyuldu yani. Uyuldu. Türkçe'de çevrildi. Burada anlattığı bir rüya var. Secde rüyası. Tam diyor secde edecekken uyanıyor. Diyor ki bir de enteresan. Esseydim Müslümandım diye de onu da anlatıyor. Fakat Kur'an'ı araştırmıştır. Arketiplerin dönüşümüne örnek olarak Musa ve Hızır yolculuğuna işaret etmiş. Yani buradan şuraya geleceğim. Psikoloji dünyası hiçbir zaman dine uzak kalmamıştır. Çünkü psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olduğuna göre İnsanın davranışlarını, duygularını, düşüncelerini en çok etkileyen şey inançtır. Hatta inançsızlık da bir inançtır. Ben de onu da anlatıyorum. Yani, Hocam manevi yani. eğitime girelim çünkü süremiz süremiz bitti. az. Bitti, azaldı değil. Bitti hemen. Öyle yani. mi? Manevi eğitime biraz daha girelim. Evet. Şöyle bu programı ben birinci program olarak kabul Eyvallah. ediyorum. Bundan sonra sizinle e, hiç soramadığım üst sayfalık 60'a 60 ya yakın sorum var. Onları ayrı bir programda konuşmak isterim. Bu bir mukaddeme giriş olarak kabul edelim onu. Şu manevi eğitimle ilgili neler yapıyoruz? Da İki söyleyeyim. dakikada bir özetlerseniz. Manevi danışmanlıkta biz e, Manevi danışmanlık yüksek lisans programında e, Türkiye'de ilk olarak burada e, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde kurduk. Disiplinler arası bir bölüm oldu. Şimdi başka bölümlerde meslek olduktan sonra üniversiteler açmaya başladılar. Burada ilahiyattan ve psikolojiden öğrenciler alıyoruz. Onlara hmm. çapraz hazırlık okutuyoruz. Mesela hmm. psikolojiden aldıklarımıza ilahiyat hazırlık, ilahiyattan aldıklarımızda psikoloji hazırlık okutuyoruz. İlgi nasıl? Çok ilgi var. Hmm. Ee, ve ilk mezunlarımızı da veriyoruz. Tezler, bu konuda güzel yüksek lisans tezleri üretilmeye başlandı. Konferanslar yapacağız. Bu arada Manevi Danışmanlık Rehberlik Derneği de kurduk. Başkanlığını hmm. yürüttüğüm bir dernek var. Bu evet. işin Türkiye'de daha iyi yerleşmesi için. Ee, ve e, orada da tabii özellikle hem e, benim geliştirdiğim ihsan modelini anlatıyoruz. Ee, özellikle. Bu arada birkaç kere ihsan modeli dediniz. Evet. Yani izleyicilerimize göstermeden şey kapatmayalım. Sağ olun. Şöyle bir hocamızın şöyle bir kitabı var. Yalnız hocam kitaplarınız piyasada yok yani. Hemen birkaç kere de bastırırsanız yani kitaplarınızın hemen hemen çoğunu bulmakta zorlanıyoruz. Tükeniyor, hızlı tükeniyor. Evet, çok hızlı tükeniyor evet. demek ki. Evet. Dolayısıyla inşallah. Evet. Bu İslam modeli de bir e, kitabımız çok daha var. Salgın zamanında Manevi destek. Bunu bunda herhalde bir, evet. grup bir grup arkadaş hazırlamış. Bir grup arkadaş editörlü bir kitap, Diyanet, tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan. Bu da gerçekten bu dönemde çok ıı, tavsiye edeceğim bir kitap. Evet, Diyanet ne düşünüyor bu konuda diyenlere cevap bir hazırlamışsınız. Evet, evet. Güzel, evet. Bu ihsan modeli aslında beş aşamalı yapılandırılmış bir danışmanlık modeli. Yani dini danışmanlık teknikleriyle, yani Kur'an okuma mesela seans esnasında Kur'an'ın nasıl okunacağı, dini tekniklerin nasıl kullanılacağı. Efendim, e, dini yöntemler, psikoterapötik yöntemlerle birlikte kullanılan bir e, danışmanlık modeli. Bunu standartize etmek çok önemli bir şey ama hocam. Evet. Yani böyle önü açık, her önüne evet. gelenin yapabileceği bir şey değil. Bu işin eğitiminin verilmesi evet. ve bir standart. Bir standart. Hatta burada işte beş aşama e, ihsan, ilk iletişimin iyisi, hedef belirleme, strateji, adımlama ve neticelendirme e, Aa, akrostiş evet. bir isim. Kendi içerisinde 700'e yakın teknik barındırıyor. Orijinal teknikler de var çoğu. Dünyada bu konuda geliştirilmiş ilk özgün model. Hocam size doyum olmaz. Sağ olun. Şimdi siz bize bir kısa bir sahur duası yapın. Çok kısa bir dua. Eyvallah. Ondan sonra programı kapatacağız inşallah. Peki. İzleyicilerimizden de özür diliyorum ama süre bu kadar. Ama inanın sizinle çok kaç tane daha program Başımız yapmamız de. gerekir. Sizin anlaşılmanız lazım. Türkiye'de özellikle genç arkadaşlarımız için iyi bir rol modelsiniz. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben çok istifade ettim. Hatta doymadım. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha programlar yaparız. Buyurun hocam Emni bir dua alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi bizi izleyen, bize misafir olan kıymetli izleyicilerimizin sevdikleriyle birlikte iki cihan saadetine ulaşmalarını onlara nasip eyle. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eyle. Bu pandemi belasından da hem ülkemizi hem dünyamızı bir an evvel kurtar Ya Rabbi. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ramazan-ı Şerif'in gönlümüzü yıkamasına, bizi arındırmasına, feraha ulaştırmasına vesile eyle Ya Rabbi. Bizleri layıkıyla bugünleri değerlendirenlerden eyle. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Ya Rabbi onu anlamayı, onun mesajını idrak edebilmeyi ve hem hayatımızda yaşayabilmeyi hem de örnek olarak diğer insanlara bunu gösterebilmeyi nasip eyle. Tevhid nurunu İslam ümmeti üzerinde yeniden inşa ile ya Rabbi. Bizi bir arada tut, bizi dünya ahiret her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza ile ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İnşallah başka programlarda da sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Aziz dostlar bir programın daha sonuna geldik. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Turgay Şirin'i ağırladık. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bu programın hazırlanmasında yönetmenimize, kamera arkasındaki bütün arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla efendim.